Yüzyıllardır çocuklar oynar sokaklarında. Gelenekten geleceğe devam eder şarkısı. Hatırladıkça gülümser yaşlı mutlu kadıncıklar. Saman bahçanın ara sokaklarında. Şimdi en güzel hatıradır saman bahçe. Kapıları o düzsel bahçelere açılan. Özkan abi! Özkan abi! Yep! Ne yapan? Sen miyim bu oya? Ya? Ne var mı onun üstünde? Aha! Dedim bir sesleneyim sana. Tamam sen? İyiyim ha. Boştan kahveye geleyim. Hadi saldım gündü. Yaşa! Babam bu atölyeyi, baba mesleğidir tabii ki. Bu atölyeyi açtığı zaman biz daha hayatta değildik. 49'da açtı. Ben 59 doğumluyum. İki abim daha vardı. Onlarla birlikte bu mesleği ta küçücükten bellidir yapıyoruz. Yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de babam işitme engelli olduğu için annem iletişimi sağlasın diye dükkanlar ev iç içe olduğundan biz bebekken böyle dizlerimizin üstünde ne derler o bebecikler, o şiörüller ya. Emekler. Emeklerdik. Evet, dükkanın içerisinde, yongaların içerisinde, tozların içerisinde emeklerdik. Yani sazın ve tahtanın kokusunu bebek yaşlarda aldık. Nedir ama o? Dikkatimi çeker onda. Aa, bu tahtacıktır. Bu alet peynardan yapılmıştır. Nereden? Peynar ağacından. Ve 1949'dan beri de buraştadır. Atölyenin bununla bu sazları düzeltirim. Artı bu yuvayı açarım ta final olana kadar. Bu olmazsa sandalyeyi bitiremem. Kaybedersek başka yapma şansımız var mı? Var da bu ağaçtan biraz zor. Sonra bunun öyle bir değeri var ki atölyede altın gibidir bu. Babadan kalma. Tabii ki. Futbol oynardık ama futbol topumuz yoktu. Böyle nasıl oynardık? Gazete kağıdını alırdık, sarardık, lastiklerdik. Değil mi bir şey yapardık sonuçta. Daştan da galecik yapardık ve oynardık. Ne vakit 10-11 kişi olduk, dedik ya bir şeyler yapalım da bir isim koyalım yani Samanbahçe Spor. Nasıl olacak bu iş? Herkes haçlığını biriktirdi, gittik beyaz atlet fanelli aldık, onları kaynattık boyayla. Samanbahçe'de odun yaktık, boyayla kaynattık ve takımın formalarını yaptık. Aman ne güzel, ne yaratıcı değil mi? Yani işte budur. Geçen gün geçerken Münif abayı gördüm. Sever ama seni değil. Beni çok sever, çok özler beni. Öyle bir gün görmesin, ertesi gün gelir. Ne yapan Gözkan? Neredesin be denksiz? Kızar da bana. Ondan sonra oturur bir de kahvecik içer ve gider. Allah kabul etsin, okumacığını da yaptın. Teşekkür ederim. Huzurluyuk. Evet. Böyle oturduk kapının önünde eski günlerdeki gibi. Evet, evet. Münif abacığımdan. Hadi biraz anılardan güzel konuşalım. Güzel komşuluk yaparak işte. Aynen. Hı, aynen. Güzel. Galiba bu Samanbahçe'nin da en güzel özelliklerinden. Özelliği budur. Herkes sabah kahvaltısını eder. Bir sabah kahvesine her birimiz bir komşuya giderik. Toplanırık. Ne güzel. Yani içerik kahvemizi. Çok güzel sohbet ederiz, dağılırız evimize. Gün geçer zaten. Gün geçer. Yememizi yapalım şeyimizi ancak. Galiba geçmişin en güzel anları böyle birlikte toplanıp yemek aha yediğimiz anlardı. Evet evet, yiyelim, içelim. Vanilla işlerdik, ondan işleyelim. Aha. Dikişimiz varsa dikişimizi yapardık. Hep böyle çok sohbet. Güneş nereye giderse biz de oraya gidiyoruz. Kışta. Güneş ta oraya giderdi, o bucağa giderdik. Sen burada mı doğdun büyüdün? Hayır, ben bunda doğup büyümedim. Ben Kilitkaya'da doğdum, büyüdüm. Oradan buraya? Gelin geldim. Oo. Kısmetim bundaydı. Hangi yıl? 62'de. Temmuz'un 22'sinde.
Niçin öyle? Tarihi hatırlan. Niye hatırlan? Hatırlarım. Evlendiğim günü hatırlarım. Güzel. Ha. Evlendin mi? O gün buraya geldin. Ha. Yok. Geldim. Bunda evlendim. Evimde. Bu evi babam rahmetlik aldı bana. Ne güzel. Onlardılar, şey ettiler. Beyim de bunda çalışırdı. Rahmetlik Rauf Denktaş'ın yanında. Onun, ne yapardı? Onun avukatıydı o zaman. Katipliğini yapardı. Beyim. İstenildi. Geldiler Dünürcü. İstediler bizi. Sen kısmet de evet dedi. Dedin. Beğendin kendini görürken de. Beğendim. Kocam güzel idi. Evlendikten sonra da güzel olmaya devam etti mi yoksa? Oo, sorabilin. Sor melek abana. De babana bir defa evlendin. Ne bu? Değişecek şey değil. Hiç olur. Hiç olur. Bana kocam dedi, ben ölürsem melek evlenin dedi. Ben de şaka olsun. Ya ne yapacağım dedim. Başladı ağlasın. Sahi söyleyin. Dedim deli miyim sen? Benim 3 tane kocam var. Nereye evleneceğim dedim. Sarıldı öptü beni, ferah etti. Şöyle dedim, evlenmeyeceğim. Nur içinde yatsın. Onun o paracığıyla geçinirim. Evlatlarım var, torunlarım var. Hepsi bağlıdılar bana ama ihtiyacım yok. Çok şükür olsun. Bu resimleri maşhur duvardadı. Ama ne bileyim, Amerikalıymış galiba. Amerika'dan geldiler de yaptılar. Ben görmedim, gözlerim görmez. Samanbahçe gerçekten görsel zenginliğiyle fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimettir aslında. Görsel zenginlik derken kastettiğim tarihsel dokusu, şematik öğelerin zenginliği, üçgenler, dikdörtgenler, kareler oldukça fazla. Dokusal özellikleri, perspektifiyle mesela şu anda bu sokak tek kaçış noktalı bir perspektif oluşturuyor ve fotoğrafik öğe olarak da bulunmaz bir nimet aslında. Kıbrıs'ın birçok fotoğrafçısı Samanbahçe'de gerek kurgu yoluyla gerekse anı yakalayarak birçok fotoğraflar çekmektedir. Çünkü gerçekten Samanbahçe az önce dediğim gibi fotoğrafik öğeler bakımından çok zengin bir bölge. İnsani dokusuyla da tabii ki, yani şimdi bu sokağı insansız da çektiğinizde tamam perspektif var ama bir ilgi merkezi olarak insanın da sokağa girmesiyle fotoğraf çok çok güçlü oluyor. Özellikle yaşlı insanların Samanbahçe'de yaşaması fotoğrafçıların çok da aradığı bir temadır. O bakımdan Samanbahçe çok önemli bir yer arz eder fotoğrafçılar için. Evet, öncelikle Samanbahçe veya Şabanpaşa'nın diyelim arazisi üzerinde bulunuyoruz. Şabanpaşa Vakfı'na ait bu arazi üzerinde sosyal konut projesi, ilk tarihteki ilk sosyal konut projesi gerçekleştiriliyor. Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Çünkü Osmanlı biliyorsunuz adayı İngilizlere kiraya veriyor 1878 yılından sonra. Adada farklı bir süreç başlıyor ve adada kalan Türk, Osmanlı'dan gelmiş adaya yerleşmiş Türk halkı da huzursuzluklar yaşamaya başlıyor. Kaygılar oluyor gelecekle ilgili. Karşılarında tabii farklı bir medeniyet, İngilizleri görüyorlar. Bundan huzursuzluk duyan halkı bir nebze de rahatlatmak için ve bildiğiniz gibi vakıflar idaresinin temelinde de zaten yardımlaşma ve ihtiyaçlı olan halka yardım etme olduğu için bu huzursuzluğu özellikle daha çok yaşayan dar gelirli Türkler içinde bu Şabanpaşa'ya ait vakfa ait arazi üzerine günümüzde Samanbahçe evleri dediğimiz bu sosyal konut projesini gerçekleştiriyor Vakıflar İdaresi. Ve rehberi bir arkadaşım var benim, Mehtap Hanım. Ha. O der ki çok tatlı bir deyzecik vardır şeyde, Samanbahçe'de, Hidayet Aba. Ha. Ben de merak ettim, onun için geldim. Biraz tanıdır mı kendini bize? Kimsin, adın nedir, kaç yaşındasın? Adım Hidayet. Soyadın? Annem
Soyum sandıkçı. Sandıkçı. Kaynatam sandıkçıydı. Payitçılık yaptı. Da sandıkçı emekli adını koydular. Ne güzel. Ha, yavaş yavaş bulduk yolu. Güzel. Çoluk çocuk var mı? Torun? Var ya. Torunum bile doğurdu. Maşallah. Torunum. Kaç yaşındasın Hidayet abla? Ben kaç yaşındayım? 100'de mi ha şimdi? Yok, 100 değilim. 100 değilim. 100 değilim ama yanaşıyorum. Bence Samanbahçe Evleri Vakıflar İdaresi'nin bu ülkeye verdiği en güzel armağanlardan biridir. Evet, en güzel değerler, en güzellerinden, yatırımlarından ve halka verdiği, o dar gelirli halka verdiği şekliyle de itibariyle, yani girdiğimiz zaman bizi çok büyüleyen, çok güzel de bir havası var. Çok da örnek bir proje bence. Peki evlilerin yapıları nasıl? Evet, tabii dönemin gene Osmanlı etkisini unutmayalım. Mahremiyet önemli. Diğer tüm konutlarında olduğu gibi. Bir de çeşme de önemli. Bütün zaten yerleşim alanları, hayat çeşmelerin etrafında şekilleniyor özellikle. Burada da altıgen görmüş olduğumuz tam ortada bulunan ve 7 sokağın da aynı noktaya, çeşmenin olduğu noktaya açılan 7 ayrı sokak projelendiriliyor. Ve buna bağlı olarak 72 konut, 85 metrekarelik iç avlulu. Bu bitişik nizamda yapılıyor. İç avlulu dediğimiz, çünkü biliyorsunuz büyük bir mimari de olsa, cumbalı evde olsa, bu küçük tarzda da olsa, Osmanlı'nın mahremiyetinden dolayı her şey iç avludadır. İlk giriş kısmında bir sofa, sofaya açılan karşılıklı iki odanın kapıları ve hemen bir de küçük içeride avlusu olan mutfağı, tuvaleti, banyosu da o kısımda bulunan, hepsi tek tip 85 metrekarelik 72 hane ev, 3 ayrı etapta tamamlanıyor bu bölgede. 1900'lerin başında büyük bir kısmı tamamlanıyor, 3. etapta 1955'te artık sonlandırılıyor ve günümüzdeki bu görünüşü almış oluyor. Daha öncesinde ilişkilerde bazılarının sıkıntıları olurdu. Çok onlara şahit olmadım ama ben kendim geldiğim günden beridir yani hepsiyle iyi geçinmeye çalışırdık. Zaten mahallemizde o günlerde hep yaşlı kadınlar vardı ve onların da beyleri ölüydü. Hatta eşim böyle bayanlara geçerken, yaşlı teyzelere, "Oo, dul kızlar" derdi, "yine sıralandınız" deyip böyle güzel de espri yaparak nüktedanlığına iltifat ederdi. Onlar gülerdi. Hatta eğilirdi. Rahmetlik Cemali Hanım vardı yan köşemizde. Cemali Hanım'a da derdi ki, işte bayramları sebaptır, sormam lazım. Yani bir eş, bir koca ister miyim diye. O da gülerek, "yok" derdi, "istemeyik, biz yaşlandık oğlum" deyip de Fikret'e böyle cevap verdikleri olurdu. "Yok yok" derdi, "utanma utanma Cemali Hanım, sen söyle, istersen" derdi, "buluruk biz sana" deyip de soru sorarız, sebaptır yani, cevap verebilin. Samanbahçe'de yardımlaşma çok güzel idi. Eşim kendinin anlattıkları var. Yaşlılara su bidonlarını alıp, su haznelerinin olduğu yerden doldurup tekrar mahalleye gelip, evlerinin önüne kadar da trafik olduğu için girip de dağıttığını biliyorum. Tüp gazlarına yardımcı olduğunu biliyorum. Ama onun daha öncesinde burada hazne vardı Samanbahçe'nin orta yerinde. Orada kadınlar ellerinde tenekeler vardı, şimdiki gibi teknoloji ilerlemiş değildi diye tenekelerle sıra tutarlarmış. Hatırlan ya, Samanbahçe'nin toprak olduğu dönemlerde bir pirili hikayemiz var bizim. Hatırlamaz mıyım abi? Sen olmasan oynayamayacaktık da pirili. Hasan Dayı'nın duvarın altında oynadı mı? Yasak. Çıkardı dışarı topuz elinde. Ses çıkmayacak. Mecburi senin duvara gelirdi. Ben de rüşvet almak için size izin verirdim. Eneklerimizi belki de hala daha saklan. Mısandıra'da hepsi büyük bir perisyanın içinde durur. Vallahi ya. Ne güzel enekler verdim sana oynayın. Hiç ya. Böyle şeysiz, hiç üstünde yarış ederdi. Hangimiz eneği verecek daha orada. Büyük bir heyecanla. Üç delik diye bir oyun vardı. Bir önde, iki arkada.
atardık içine pirilleri. Tek geldi mi kasada oturan alırdı. Çift geldi mi atan alırdı. Kasanın arkasındaydım ben. Evet, kasada sen otururdun. Evet. Yani hiç unutulacak günler değil, toprağın maalesef içinde. Ya ya. Çamur yuta yuta. Yani. Anamızdan da çok dayak yedik. Hem de bu lihye çirpisiyle. Ne için kirlendin de geldin eve değil mi? Saman bahçede oyun oynamak o çamurda. Kolay şimdi mı? Şimdi bak ne güzel oldu hakikaten. Doğrudur. Yani yapanların yüreğine sağlık. Evet. Mahalleyi böyle gördük sonra pırıl şimdi pırıl. Gururlanıyoruz yani. Hakikaten çok güzel oldu. Saman bahçe evlerinin giriş kapıları da çok tatlı. Evet, çok tatlı. İki kanattan oluşuyor. Biraz tabii geniş. Kenarları sarı taştan söveler. Onun üzerinde kilit taşları bulunmakta. Kilit taşların üzerinde halen daha günümüze ulaşmış olan o dönemde konutlara verilmiş Osmanlıca rakamları zaten görmemiz de mümkün. Böyle de bir güzel ayrı bir özelliği taşıdı günümüze kadar saman bahçe evleri. Sokaklarımızda da Samanbahçe bölgesinin sokaklarına da gene Osmanlı'nın o dönemde önemli kişilerin isimleri verilmeyi de tercih edilmiş. Birkaç sokağımızda da bunu görüyoruz. Piri Reis, İbn Sina, Fevzi Çakmak gibi tarihe adını yazmış önemli hayırsever, yardımsever kişilerden olan önemli kişileri de sokaklara adını vermişler. 2003-2004 yılı arasında da yine Vakıflar İdaresi'nin restorasyon projesi burada gerçekleştirildi kısa bir sürede de. Bundan dolayı da çok da güzel bir görüntü sunuyor zaten. Görsel olarak da çok beğeniyorlar girdikleri zaman. Şehrin bu hemen sokağından bir tık dönünce bir zaman tüneli gibi geliyor onlara. Evet. Bence Samanbahçe Lefkoşa'nın görüp göreceği en renkli mahalledir. Senin için dedi Samanbahçe. Vallahi haklısın. Bana göre de Lefkoşa'nın en nezih mahallelerinden biridir. Çok iyi insanların yaşadığı bir yerdir. Benim çocukluğum burada geçti. Ve anaokuluna bile gitmeden evvel Samanbahçe'deki büyüklerimizden ve Samanbahçe'nin içinden gelip geçen insanlardan kültürümüz hakkında ve hayat hakkında çok çok şeyler öğrendim. Mesela bizim evin tam altında rahmetlik Aynalı gelirdi. Ben daha çocuğdum. Yani 5-6 yaşlarındaydım. Kimdi Aynalı? Aynalı halk destanları okuyan Kıbrıslı bir Türk. Kendi mi yazardı yoksa da hiç okurdu? Zannederim başkaları yazardı. Başkalarının yazdığı destanları kendi okurdu. Hala da aklımdadır. Hüseyin bir taş attı Hasan'a. Zaptiyeler kaçan kaçana diye. Hasan Bulli'lerin destanlarını okurdu. Yani edebiyata olan düşkünlüğünüzün kaçıdı edebiyatı? Çok iyiydi benim. Derslerim iyiydi. Demek ki aynı alanın etkisiyle edebiyatı sevdiniz. Mahallede top oynardık. O zaman mahalleye göçmen gelen dinlemez nenemin de barakadanın içinde kalırdı. Top gider barakaya vururdu. Dan bir ses. İçeride onların kafaları ne hale gelirdi Allah bilir. Rahmetli dinlemez nenem dışarı çıkardı. Ağzına ne gelirse verir veriştirirdi bize. Biz korkumuzdan meydana kaçardık. Zaten bu meydanda oynardık topu. Meydana sığınaklar kazıldıydı. Güya bizi koruyacak o sığınaklar o zaman. Bilmezdik yani sağlam da değil bir yağmurda çökebilecek sığınaklar ama korkumuzdan gider o sığınakların içine saklanırdık. Tadil Navas tehlikesi geçti. Ya Melek Aba? Onun duvarın altında da oynamak kolay iş değildi. Bize çok kızardı ama Samanbahçe'de yaşayan insanlar bize ne kadar kızsa ne kadar öfkelense hakikaten onları çok severik. Onlardan çok şeyler öğrendik ve onları hala daha rahmetle anıyoruz. Onlar bize toplumsal dayanışmanın ne olduğunu, mahallelinin, arkadaşların nasıl dayanacağını hakikaten yazısız öğrettiler. Okula götürmeden bizi bunu orada yaşayarak öğrendik. Samanbahçe benim için büyük bir özlemdir. Nereye gidersem gideyim, gittiğim anda, vardığım yerde hemen anında toparlanıp evime, mahalleme dönmek isterim. İstanbul Güzel Sanatlar'dan mezunum ben. Mezun olmadan önce profesörüm geldi atölyede bana. Öğretmenliğimi teklif etti. Mümkün değil kalmadım. Samanbahçe ve ülkem dedim ve o özlem ile geldim buraya. Ha tekrar doğmuş olsam,
aynı hayatı yaşamış olsam, aynı şeylerle karşılaşmış olsam gene aynı şekilde yaparım. Hiç pişman değilim. Acılarıyla, tatlılarıyla her şeyine razıyım. Nasılsın Melek abla? Çok şükür. Çok kibar konuşun bugün. Ben? Hı. Her gün sana karşı nasıl konuşursan sen, ben de ona karşı öyle karşılık veririm. Kraliçe gibisin bugün. Evet. Ama biraz saçın dağınık, biraz daraylım kendini. Otur be bir tarafa. Şimdi nereye sen oturayım? Yanıma geldin, kısmetimi kestin. Ne için? Diyecekler, bak bunun var yanında eşi. Yani sen şimdi koca aran. Allah korusun. Allah korusun. Bir tane olsa fena mı yahu? Evde bir bastoncuk yanında. Ne yapayım? Tamamsın? Tamamım, çok şükür. Her şeyin tamamdır? Tamam. İlaçların? İçtim ilaçlarımı. İçtin? İçtim. Yemeğini yedin? Yedim. Başka? Çoluk çocuk geldi mi bugün? Yok, bugün gelmedi kimse. Telefon açtılar ama. Melek açtı telefon. Ha. Bir şenim açtı telefon. Allah iyiliklerini versin. İyidirler, çok şükür. İyi, güzel. Ha. Ne yapayım? İşte bu kaçacak da ona üzüldüm. Onun, da böyle asaplarımı bozdum. Onun yerine başkası gelecek. Gelecek ama ben karşı... onun huyunu tüyünü bilmem, o benim bilmez. Biz onun huyunu tüyünü düzeldirik, merak etmesin. İnşallah. Tamam, ben yanındayım karşıda. Bilirim yavrum. Sen bu... başkasın. Bilirim, bilirim ben. Ben doğursam yani bu kadar olmaz. Çok güzel bakar bana. Çok güzel. Her ama şeyimi alır. Sen de güzel kadınsın. Kraliçe. Ha. Saman Bahçe'nin kraliçesi. Evet, evet. Necim Hanım şu derdi. Hepsi köşede geçiyor mursamam. Sana bir şey olmasın, köşe kapanmasın. Öyle kısmete derdi. Baksan o öldü gitti. Ha. Ben herkesi severim. Herkes de beni sever. Öyledir. Karşılıklıdır bu işler Melek abacığım. Hepsini severim. Güzel. Hepsini. Bu aynayı kim yaptı sana? Kim bu tamir etti? Aziz tamir etti. Beğendin, memnunsun? Çok memnunum. Hayır, duam beraber olsun. Çok memnunum. Ne durumdaydı bu? Arkası çürüdüydü. Var kaç senelik, kaç yüz senelik. Kaynanandan? Kaynanamın anasından. Lemosundan nasıl getirdin kendini? Sardılar yorgana. Hmm. Yorganın içine sardılar kendini. Dikkat ettiler. İki defa gidip geldi bu Türkiye'ye, Leymosuna. Yani biz aslında hep burada büyüdük. Çocukluğumuz hep burada geçti. Burada arka tarafta gördüğünüz binada bizim atölyemiz vardı. İskemleci atölyesiydi. Yıllarca kültürel mirasa uygun bir şekilde işte hasır sandalye yapımı oldu. Biz arka atölyeyi bizim her zaman hayalimizde olan küçük bir kafe ve butik otel projemiz vardı. Biz babam ve dedemi kaybettikten sonra amcam atölyenin arka tarafını tamamen kapattı. O kısma küstü ve hiçbir şekilde arka tarafa geçmedi. Çünkü onların en büyük bölümü, iş bölümü tamamen arka tarafta olurdu ve onlarsız çalışmaya devam edemedi. Bizimse bu kafe ve butik otel projemiz o zaman direkt yer olarak belli olmuş oldu. Onların anılarını yaşatmak için ve dediğim gibi kültürel mirasımıza sahip çıkmak için ve Samanbahçe'yi de her zaman çok beğendiğimiz için yerimize karar kıldık ve bu şekilde başladık. İnşaat süresinde tabii ki Samanbahçe halkı önce birazcık tedirgin oldu. İşte böyle kulaktan kulağa dolma laflarla işte nasıl bir yer olacak acaba fıs 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 kendi aralarında konuştular. Fakat daha sonra her şey tatlıya bağlandı. Hatta bizim açılışımızdan sonra yaklaşık böyle bir iki hafta sonra bütün eski Samanbahçeliler toplanıp bizim mekanımıza çok güzel bir event düzenlediler. Tango sokaklarda başlayan bir dans.
Biz de buradaki insanların birbirleriyle yaşamasından örnek alarak, kendimize ilham alarak aslında tangoyu sokakta başladığını ve basitten karmaşaya doğru bütünleyici bir enerjiyle yol almamız gerektiğini düşündük. Dolayısıyla buradaki insanların birbirleriyle geçmişten bugüne getirdiği sıcak ilişki aslında bizim için büyük bir ilham örneği oldu. O yüzden biz de Samanbahçe'ye tangoyu taşımayı düşündük. Ama esas çıkış noktamız tangonun sokaklardan bugüne gelmesidir. Bizim de ilerleyen dönemlerde buradaki bölgedeki insanlara yardımcı olmamız düşüncesiyle bize ilham örneği oldular. Sokakları, özgün ruhu, içinde taşıdığı benzersiz enerjisi ve hoşgörü kültürüyle Samanbahçe sonsuza dek yaşamaya devam edecek.